Emel Sayın çocukluğundan anısını ve babasından aldığı dersi anlattı. Bugünlerde hep kitaplarımın arasındayım, onları düzenliyorum. O kadar çok kitap var ki hepsini okumuş olmayı ne kadar isterdim. Eskiden çok kitap okuyordum ve çok farklı konularda yüzlerce kitabım var. Onları başkalarının da okumalarını çok istiyorum, inşallah değerlendireceğim. Şimdi onların içinde gezinirken böyle çocuk kitapları da elime geçti. Her şey var çünkü. Böyle ilköğretim atlası, her şey, bunları çocuklara hediye edeceğim. İşte İngilizce öğrenmek için falan. Tabii onların arasına girince ne hatırlar insan? Okul çağlarına gittim. Şimdi bir şey anlatacağım. Benim hayatımda çok önemli bir hikayedir bu. Keşan'dayız. Babamın memuriyeti dolayısıyla çok dolaştık biz Anadolu'da, her yerde. Bu defa Keşan'dayız ve ben 8. sınıftayım. İşte tarih dersi var. Tarih dersiyle hiçbir zaman aram iyi olmadı. Tabii çok sonraları anladım tarihin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, özellikle kendi tarihimizi bilmenin ne kadar önemli olduğunu, ama o zamanlar anlayamıyordum ve sıkılıyordum çok. O tarihleri ezberlemek, işte savaşlar, işte bir sürü insanların ölmesi falan bana itici geliyordu. O günkü çocuk ruh halimle ve çok bunalıyordum. Katiyen öğrenemiyorum, öğrenmek istemiyorum falan. Şimdi tarih dersinden bir yazılı imtihan oldu yine ve ben 1 almışım. Zaten başka bir şey beklemiyordum. Dedi ki öğretmenimiz, o yazılı kağıtları böyle bir düşük not falan olunca velinin, yani annenin babanın imzalaması, görmesi gerekiyor. Eyvah, aldım kağıdı, babama imzalatmam gerekecek. O kadar utanıyorum ki o düşük nottan, annemden de babamdan da, nasıl söyleyeceğim diye. O gün kıvrandım, hiç uyuyamadım. Onlar bana çok güveniyorlar, çok iyi bir öğrenci olduğumu düşünüyorlar. Hep doktor olacağım diyorum, bana inanıyorlar. Eczacı olacağım, ya doktor ya eczacı diyorum. Her halim iyi görünüyor. Onları müthiş bir sükût hayale uğratacağım. Bunun için söyleyemiyorum. En sonunda baktım olmayacak ve bir şey yaptım ben. O kağıdı, babamın bir imzasını bulup, çok zor da değildi, onu taklit ederek ben imzaladım. Şimdi bile böyle bir avuçlarım terledi. Götürdüm okula. Zaten halimden bellidir ne olduğu da. Öğretmen aldı, öğretmenimiz baktı. Hemen anladı tabii. O kadar belli ki. Ne çocukluk. Emel dedi, babanı dedi okula davet ediyoruz dedi. Öğretmenler olarak. Onunla konuşmak istiyoruz. Anlıyorum ne olduğunu. Ben ne yapacağım? Ama mecburum, babama söyledim tabii. Babacığım, öğretmenlerim seninle görüşmek istiyorlar dedi. Öyle mi kızım dedi. Tamam dedi, gelirim dedi. Hemen o gün geldi okula. Ben yokum. Yanlarında görüştüler. Hayır, ben de varım. Ahmet Bey dediler. Ben olmaz olur muyum? Ben ter döküyorum. Bu imza sizin mi dediler. Babam hemen anladı. Baktı. Evet, benim dedi. Bir mucize gerçekleşiyor. Ben yerin dibine iyice battım ama babam o anda benim kahramanımdı. Gözlerim doluyor. Öyle mi dediler? Emin misiniz? Tabii eminim dedi. Benim imzam dedi. Peki o zaman dediler. Teşekkür ederiz Ahmet Bey dediler. Zaten bitmişti okul saati, kapanma saatiydi. Çıktık okuldan, ben nasıl utanıyorum. Babama minnettarım ama babamdan çok utanıyorum. Daha annem de bilmiyor. Elimden tuttu. Yürüyerek eve gidiyoruz. Hiç lafına etmedi, biliyor musunuz? Ne bir soru sordu, ne kızdı, ne bir şey söyledi. Ben bekliyorum, babam beni nasıl cezalandıracak, bana ne diyecek diye. Hayır. Hiçbir şey. Aslında, tabii çok sonra anladım onu. Bunu yaparak bana en büyük cezayı veriyordu, en büyük dersi veriyordu. Öyle şeyler öğrendim ki o andan. Hiç yüzüme vurmadı, hiç. Ben o utançla kaldım ve asla ömrüm boyunca onlara bir daha küçücük de olsa bir yalan söylemedim. Canım babam, annem, mekanları cennet olsun. Ya böyle bir şey. Merhaba. Hepinize, herkese merhaba. Sizlere bugün önemli bir şey açıklayacağım, söyleyeceğim. Ama daha önce şunu söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. 5 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir konserimiz var. Ve biletler tükenmiş gibi. Bunu sevgili menajerim Oğuz Arınmış Bey ve mekan sahibi Ümit Bey bana söylediler. Bu her zaman hayatımda beni çok mutlu eden, bana yaşama sevinci veren çok önemli bir şey. Sevginiz, ilginiz. Hep böyle oldu. Bunun için minnettarım hepinize. Hepinize çok teşekkür ederim. Ama her şey bu kadar güzel giderken ben bu konseri ve hepsini ertelemek durumundayım. Bunun nedenleri var tabii. Çok önemli nedenleri olsa böyle bir karar vermem mümkün değildi. Bir kere bu Covid-19, yani bu hastalığı, bu virüsleri çok ciddiye alıyorum. Çünkü çok yakınımda bu rahatsızlığı yaşayan, hastalanan birçok yakınım var şu anda. Bir süre buna sabretmemiz, dayanmamız gerekiyor gibi hissediyorum. Hatta bundan eminim. Onun için bu kadar zor bir karar verdim. Yani bunun başka nedenleri de var ayrıca. Onları daha sonra sizlerle paylaşacağım. Bana anlayış göstereceğinizi, bunu makul karşılayacağınızı umuyorum. Hatta bunu sizden rica ediyorum. Üzdüğüm sevenlerimden özür dilerim. Beni mazur görün. İnşallah daha güzel günlerde, çok uzamadan yine beraber olacağız. Şimdilik bu beraberliğimizi Instagram üzerinden sürdürelim. Çok neşeli şeyler de paylaşalım inşallah. Telefonlar hiçbir zaman susmuyor. Şikayet mi edeyim, memnun mu olayım bilmiyorum. Olmasa da ne yapardık bilmiyorum. Size söylemek istediğim şeyler bunlardı bugün. Hemen uzatmadan yine paylaşımlar yapacağım. Haberleşelim. Beni merak etmeyin, ben iyiyim. Ama başka nedenler de var. Hem ortam hem başka şeyler. Yavaş yavaş anlatacağım sizlere. Sevgilerimi gönderiyorum hepinize.